Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içerisinde televizyonun hayatlarımıza bu kadar yoğun girmediği dönemlerde insanlar yemeklerden sonra bir araya oturur, komşular, ailedeki büyükler, özellikle yaş almış olanlar güzel güzel hikayeler anlatır, gençler onları dinlerlermiş. Bu orta yaş grubundan bazıları hikayeleri o kadar güzel anlatırmış ki hep o anlatsın. Aslında aynı hikayeyi de anlatsa hep o anlatsın diye gençler ağzının içine bakarmış. Çünkü o zamanki gençler bilirlermiş ki bunlar yaşanmış olaylar, yaşanmış hikayeler ve tecrübeler. Bu tecrübelerden faydalanmak lazım. Evet sevgili dostlar, bugün size bu orta yaşlı hanım tecrübelerinden edindiği bir konuya değinecek. Hangi konuya? Hayır. Hayır demenin güzelliğine değinecek. Bugün size işte bu başlıkta bir sohbet hazırladım. Bu sohbeti yaparken iki konuda ele alacağım. Bir, kişilikler üzerinden, kişiler üzerinden, iki, kişilik üzerinden anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce. Artık bir hatamız olursa da affola diyoruz. Önce Gülsüm. Gülsüm 16 yaşlarında güzel mi güzel bir genç kızdır. Okuldan da Mehmet'e sevdalıdır biraz. Belki Mehmet'in haberi vardır bundan, belki yoktur. Ama Gülsüm'ün gönlü Mehmet'tedir. Ama iş bu ya, sınıfındaki Ali de Gülsüm'ü sevmektedir. Ali bir gün cesaretini toplar ve Gülsüm'ü teneffüste yanına gelir. Der ki, Gülsüm seninle bir şey görüşmek istiyorum. Ben sana hayranım. Seni daha yakından tanımak istiyorum. Bizim Gülsüm tatlı kızdır, kibar kızdır ama hayır demeyi bilemeyen bir kızdır. Sessiz kalır. Peki bu sessizliği Ali nasıl anlar? Ali şöyle anlar. Gülsüm'ün bu aralar kafası karışık. Dersler çok yoğun. Üniversiteye girme stresi vesaire. Biraz beklemeliyim. Belki seneye beklemeliyim. Peki Gülsüm kibarca Ali'yi reddetmemekle, yani kibarca hayır dememekle aslında Ali'ye ümit vermiştir. Aslında Ali'nin belki de bir yılını, birkaç yılını çalmıştır. Çünkü Ali bir gün Gülsüm'ün kendisini kabul edeceğine inanmıştır. Oysa Gülsüm hiçbir zaman Ali'yi kabul etmeyecektir. İşte sevgili genç, beni izliyorsan eğer, hayır demeyi bileceksin. Ama bunu yaparken elbette karşıdakini kırmadan, kibarca, zarifçe yapacaksın. Bir hanımefendiye yakışır, bir asaletle yapacaksın. Ona kendisini düşünmediğini ifade edeceksin. Hayır demek güzeldir. Şimdi ikinci kişiliğimiz bir baba olsun. Osman. Osman oğlunu çok sevmektedir. Orta halli bir ailedirler. Osman evine paraya getirmekte. Evinin elektrik, su faturaları. Bir de oğlu, çok sevdiği oğlunun, oğlucanın dersleri, yani daha doğrusu okul masrafları derken boğulmaktadır. Ama bizim Can, afacan ya, bir de gençlik, sürekli babasından bir şeyler istemektedir. Baba bana şunu alsana, baba bana bunu alsana. Osman bir türlü oğluna, oğlum benim bütçem bunları almaya el vermiyor. Ben sadece senin eğitim çok önemli ve ben senin eğitimin için bizim gelirimizi kullanabilirim. Yani sana senin istediğin bu bilgisayar oyunlarını vesaire, gereksiz isteklerdir ki Can'ınkiler, alamayacağım diye keskin söylemediği sürece Can her seferinde babasını zorlamaya devam edecektir. Bu durumda
hem Can ümitlenip babasının aslında verdiği sözlerde durmayan bir adam olduğunu düşünecektir. Hem de Osman bu durumdan oldukça sıkılacaktır. Belki bir gün sırf bu yüzden araları bozulacak, baba oğul arasında bir çatışma yaşanacaktır. Oysa ki Osman kararlı bir şekilde Can'a neden o şeyi almak istemediğini, alamadığını ve neden almak istemediğini, bütçelerini onun için gerekli olan eğitimi harcadığını ve evin geçimini harcadığını izah etse belki Can bu durumu anlayacaktır. Yani hayır diyebilse. Üçüncü kişiliğimiz ise Emine. Emine Hanım orta yaşlı bir hanım ama Emine Hanım gençliğinde herkesin her şeyine koşmuş, asla hayır demeyi bilememiş bir kadındır. Emine, gel sarma saralım. Emine, alışverişe gidiyorum, bana yardım etsene. Emine, şuraya gelsene. Emine, buraya gitsene. Yazık, bizim Emine her yere koşturmaya çalışmıştır gençliğinde. Çünkü gençliğinde güçlü, kuvvetli, tuttuğunu koparan bir kızdır, bir kadındır. Ama artık yaşlanmıştır. Sırtında ağrılar, ellerinde ağrılar vardır. Eskisi gibi koşamamaktadır. Gençliğinde hiçbir zaman hiç kimseye hayır diyemediği için herkese, komşularını, ailesini, eşinin ailesini, herkese bunu alıştırmıştır. Ve Emine artık sessiz sessiz bazı şeyleri yapamadığında, sessiz kalıp ama gidemediğinde, yapamadığında artık Emine'den daha kötüsü yoktur. Eskiler der ki, her gün bindir, bir kere indir, hiç bindirmemişlere dönersin. Yani insanlara zaman zaman hayır demeyi bilmez isek, onlar bizim bu evetlerimizi, daha doğrusu sessizliğimizi evet zannedip, bazen maalesef bizi yıpratıcı olabiliyorlar. Elbette insanlar, yani en büyük görevimizdir insan olarak birbirimize yardımcı olmamız. Elbette yardım edeceğiz. Elbette bir yakınımızın bir derdi olduğunda onun için zaman harcayacağız. Onun herhangi bir şey için koşturacağız, yorulacağız. Bunlar insanlık görevimizdir. Ama yapmak istemediğimiz veya yapamayacağımız şeyler içinde gereksiz koşturmalar veya koşturamamalar, yani yapacak gibi görünüp yapamamalar bizi daha kötü yapmaz mı? İşte Emine'nin düştüğü durumda budur arkadaşlar. Dördüncü kişiliğim ise Mustafa amca. Mustafa amca artık yaşlanmıştır. Gücü, kuvveti azalmıştır. Ve Mustafa amca, artık Mustafa amcanın bu yaşlılığından kaynaklı artık kimse ondan bir şey istememektedir. Çünkü gücü kuvveti yetmez. Belki de en rahat dönemini geçirmektedir bizim Mustafa amca. Ama Mustafa amca eğer para sahibi ise, yani paralı bir yaşlıysa, işte o zaman maalesef Mustafa amcanın çevresinde bu parayı da kullanmak için pervane olan insanlar çıkacaktır. Buradan Mustafa amcaya akıl vermek bize düşmez. Mustafa amca bence mesajı aldı. Evet, şimdi de kişilik üzerine hayır demenin önemini anlatalım. Bir insan hayır demeyi bilmiyorsa aslında evet demeyi de bilmiyordur. Bu da ne demek? Bu şu demek. Bir insana bir şey sorduğunuzda keskin cevaplar veremiyorsa, yaparız, bakarız, düşünürüz gibi, daha doğrusu böyle yuvarlak laflar ediyorsa, evet ben oraya gelirim, evet ben sana yardım ederim, evet diyemiyorsa hayır demeyi de bilmiyordur. Yani hayır demeyi bilmeyen insanların aslında evetleri de yoktur. Yani bu insanlar aslında uzun vadede, benim fikrime göre, güven telkin eden insanlar değildir. Oysa ki bizim evetlerimiz o kadar güçlü olmalıdır ki, eğer bir yere geleceğimizi söyleyip gidemezsek, mutlaka arkadaşlarımız başımıza bir hal geldiğini düşünmeli, bizi aramalıdırlar. Ya işte Gülbin de hep böyle yapar, o söz verir gelmez gibisine düşünmelidirler. Ama bir insanın eğer hayırları olursa evetleri de bir o kadar güçlü olur. İşte bugün sevgili dostlar,
bahçe saman evimizi arkamıza alarak ben de orta yaşlı bir hanım olarak hayır demenin önemini size anlatmaya çalıştım. Hani dedim ya size Saman Evim Çiftliği kanalımızda saman ev yapımı, saman ev yapımının teknikleri, maliyeti, teknik her türlü bilgiler, tecrübeler bulacaksınız. Kırsal yaşam maceralarımızı bulacaksınız. Ama aynı zamanda Saman Ev'den Sohbetler başlığı adı altında kişisel tecrübelerimizi de size aktarmak istiyoruz. Ve bunun nedenini de söylemiştim size. İnsanların toprak olmadan söyleyecek bir kelimeleri varsa söylemeliler. Toprak olduktan sonra kimse onların bu bilgilerinden, deneyimlerinden faydalanamayacak çünkü, diyor. Ve bir tecrübemi de sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizi çok seviyoruz sevgili dostlar. Ve buradan bahçe evimizi de arkamıza almışken size yine sevgilerimizi gönderiyorum. Sevgiler, hoşça kalın, hayır demeyi unutmayın.